bugün Molla Bekir'in diyarında Kosa köyündeyiz. Birkaç gün önce başladığımız bahçe çalışmamız olanca hızıyla devam etmekte. Şu anda 1986 yılında Atatürk Barajı'ndan sonra suyun altında kalan köyün birkaç tane evinin inşa edildiği yeri görüyorsunuz. Tabii öbür tarafta da birkaç tane ev var. Gölün büyük kısmı yine o öbür tarafta. Evet, bugün de tabii bir taraftan çalışırken bir taraftan da yemeğimiz hazırlanıyor. Evet, Yasin saç kavurması yapıyor. Karşı tarafta biraz Kadir Bey çay demlerken biz de karşı taraftaki çalışmaları birazcık yakınlaştırmaya çalışalım. Evet. Kısacası Kahta Kosan köyü tarihinden bahsedecek olursak, 1986 yılında Atatürk Barajı'ndan sonra buradaki aileler Türkiye'nin birçok yerine dağıldılar. Bunların bir kısmı Aydın Didim ilçesine giden yine Molla Bekir'in torunları Kutlu ve Kartal soyadındaki aileler şu anda orada değişik alanlarda ticaretle uğraşıyorlar. Tabii bir taraftan ektiğimiz ağaçları da gösteriyoruz. Sanıyorum bunlar badem ağacı. Evet. Badem ağacımızı da gösterelim. Evet, bir taraftan da yavaş yavaş manzara keyfine doyumsuz temaşa sağlayan bahçemizin doğu kısmına geçiyoruz. Evet. Tabii Molla Bekir torunlarının bir kısmı Kahta'ya yerleşti. Bir kısmı Şanlıurfa'ya, bir kısmı İstanbul'a. Şu anda aklıma gelenler tabii bunlar. Türkiye'nin değişik yerlerinde de akrabalarımız var. Evet. Tabii suyun şişmesi neticesinde burada bir göl oluştu. Burada kalan 3-5 tane ev hayatlarını barajdan yakaladıkları balıklarla idame ediyorlar. Karşı tarafta yine dediğim gibi bir tek bir köy evi var. Evet, burada da yine ağaçlandırma manzaraları var. Şurada yeni dünya ağaçlarını görüyorsunuz. Evet Bekir hocam, yavaş yavaş Evet Bekir hocama doğru gidiyoruz. Evet Bekir hocam teftişe gelmiş. Kendisi daha önce köyünde bir bahçe çalışması yapmıştı. Onda bir böyle bir hobi bahçesi vardı. Biz de tecrübesinden faydalanıyoruz. Sayın hocam merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl buldunuz burada? Sanıyorum bir bahçe ekimi var. Valla bahçe ekimi güzel. Çeşit bakımdan da güzel. Beğendim. Ama gelelim. Bunun bakımı, bunun sulaması, gübresi. Bunlar önemli şeyler. Yani diyorsunuz ki bakarsan bağ olur. Evet, bakmazsan dağ olur. Karşıda görünüyor. Zaten burası yıllardır dağdı. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Biraz önce keşke düzeltilmeden önceki halini de sizlerle paylaşabilseydim. Evet, bu alıç ağacı etrafı çok kötü bir durumdaydı. Ben de Şükrü abi bele elimize aldık.
yaklaşık 40 dakikalık çalışmadan sonra birkaç insanın oturabileceği bir mekan yaptık. Yapar, ben gelip oturup da yerini yaptık. Şükrü abi, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Abiciğim, neler yapıyorsunuz? Vallahi nar ekiyoruz işte. Maşallah. Fıstık ekiyoruz. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah bereket versin. Tabii siz burada gördüğüm kadarıyla siz burada öncülük yapıyorsunuz. Gençlere gösteriyorsunuz ağacın nasıl ekildiğini. Evet, teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah yeşermesin de nasip etsin. Mahmut Bey, kolay gelsin Mahmut Bey. Yanınızdaki arkadaşı ben de tanımıyorum. Kim o öyle külah mülah takmış? Ya. Abi. Hepimiz vatan için çalışıyoruz. Evet. Bir taraftan kısaca anlatayım ben. Burada İl Dünya, Armut, Erik, Nektari, Aşerek. Şurada bağımız var. Biraz ileriye bağ dikim yaptık. Evet. Kısacası. Yasin Kutlu. Yasin Kutlu. Senin bacanağın da birazdan bu videoyu seyredecek. Senin bacanağın. Gelir mi inşallah? Evet, kolay gelsin.